Nazan Cihan'a çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler aktardı bize kahvaltı ve mutlulukla ilgili. Ki biraz evvel de söyledim, mutlulukla çok büyük bir bağlantısı var tükettiğimiz şeylerin. Özellikle biz şimdi değerli konuğumu artık stüdyoma aldım. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Murat Kavuncu bizimle birlikte. Başkanım, şimdi bu ekmekle ilgili hep uzmanlar çıkıyorlar, diyorlar ki işte... Bir dönem hatta çok sıklıkla söyleniyordu. İşte beyaz ekmekten uzak durun, ekmeği az tüketin vesaire. Ne diyorsunuz buna? Şimdi öncelikle biz Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak, Türkiye Ekmek ve Gıda Sektörü ve Unlu Mamulleri Sektörü olarak Türkiye fırıncılarını bugün bu programınıza davet etmenizden dolayı TRT Avaz ailesine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii ki ülkemizin en önemli sektörlerinden bir tanesi ve Türkiye'nin ve dünyadaki en önemli sektör tarım sektörü, ekmek sektörü, gıda sektörü ve unlu mamulleri sektörü. Fakat son 10 yıldır özellikle de 2008 yılından itibaren bazı akademisyenlerimiz, diyetisyenlerimiz çıkıyorlar, ekmeğin üzerinde politikalar yapıyorlar. Ekmeğin üzerinde ekmeğin sanki insanın sağlığına çok zararlıymış gibi sektörü hem sıkıntıya sokuyorlar. Zaten sektörün kendi sıkıntıları var içerisinde, özellikle ekmek üretimiyle ilgili. Ve fırıncılarımız şimdi şu anda Türkiye'de inanılmaz derecede hem ekonomik olarak hem de ticari olarak büyük sıkıntıların içerisindeler. Aynı zamanda bu şekilde çıkıp işte obezite ekmeğe bağlıyorlar, yaşamı ekmeğin üzerine bağlıyorlar ve fırıncılarımızı her türlü bu konulardan dolayı sıkıntıya sokuyorlar. Bizler de bunlarla ilgili büyük bir federasyon olarak ve Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak hem fırıncılarımızla ilgili hem de Türkiye'deki ekmek üretimiyle ilgili ve Türkiye'deki buğdayla ilgili akademik çalışmalarımızı yapıyoruz. Ziraat fakülteleriyle, ziraat mühendislerimizle, gıda mühendislerimizle. İnanılmaz derecede çalışmalarımız yapıyoruz ve bunları da kamuoyuna paylaşıyoruz. Federasyonumuza bağlı bütün fırıncılarımız, başkanlarımız, bölge başkanlarımız, il başkanlarımız, fırıncılar odası, esnaf başkanlarımız ve ticaret odasındaki fırıncı meclis üyelerimizdeki bütün endüstriyel sanayici fırıncılarımız, ekmek üreticilerimizle ilgili de Türkiye'de Tarım Bakanlığı ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Başkanım, şimdi birçok çalışma var bu yönde ki son yıllarda ciddi anlamda, hani özellikle israf konusuna gelecek olursak, farklı farklı projeler üretiliyor, işte yemek tarifleri lanse ediliyor vesaire vesaire vesaire, ama azalma var israfla ilgili, ama hala istenilen noktada değiliz sanırım ekmek israfına gelecek olursak. Şimdi ekmek israfına gelmeden önce Türkiye'deki üretime bakmamız lazım. Türkiye'deki tüketime bakmamız lazım. İnsanlarımızın toplum olarak bilinçli ekmek tüketimi yapıyor mu yapmıyor, ona bakacağız. İhaleye giren firmaların üretim adetinden üzerinden almış oldukları üretimlere bakmamız lazım. Fırıncıların üretimi yaparken ana ham maddesi olan buğdayın, unun, mayanın, suyun veya kiralama yönteminin giden mazot, benzin, gaz... Her türlü bunları 32 kalem üzerinden alıp değerlendirmemiz lazım. Şimdi şu anda Türkiye'de Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nun 2009-2012 yılı arasında yapmış olduğu çalışmaların içerisinde Türkiye'de ne kadar ekmek üretimi yapıldı, Türkiye'de günlük ne kadar ekmek üretiminin yapıldığı ve ne kadar ekmek üretiminden dolayı da tüketiminin yapıldığı için biz 3 yıl boyunca çalışmalar yaptık, ARGE çalışması yaptık ve bizim bu çalışmalarımıza paralel olarak da aynı şekilde Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüz de bu çalışmaları yürüttüler. Daha sonra 2013 tarihinde Sayın Başbakanımızın, dönemin başbakanı Sayın Başbakanımızın katılımıyla, bakanlarımızın katılımıyla da bunu kamuoyuyla da paylaşıldı. Ve bu konunun üzerinde Dünya Sağlık Örgütü, Dünya FAO Tarımsal Teşkilatı, Birleşmiş Milletleri Tarımsal Teşkilatı, Türkiye Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve devletimizin bütün kamu ve kurumlarıyla ilgili ekmek israfını önlemek için de ulusal bir kampanya yapıldı. 2017 Ocak 2013 tarihinde bu. Nasıl bir kampanya bu? Ekmek israfını önlemek için. Ekmek israfını da önlemek için bütün yapılan proje ve çalışmaların içerisinde Türkiye'de günlük sabah saat 4 itibariyle Türkiye'de bizim fırınlarımızda üretim başlar. Zaten fırıncı zor bir meslek. Yani fırıncılarımız hem bu mesleğin zorluğunu yapmasından dolayı ve artı en kutsal nimetin de üretimini yapmalarından dolayı sadece bu ekonomik sıkıntıları yaşamalarından dolayı ekmekteki ve sektörümüzdeki haksız rekabetten dolayı ana en büyük unsurun sebeplerinin bir tanesi fırıncılarımızın içerisindeki haksız rekabetten fiyat düşüklerine geçiş olmasından dolayı ekmek israfını tetikliyor. O diğer sonraki saymış olduğumuz ekmek israfını tetikleyen ev hanımları ile ilgili, toplumsal yaşamlarla ilgili, restoranlarla ilgili veya kamu kuruluşlarındaki ihale ile ilgili, yemek restoranlarla ilgili çalışmalar ise bunların sonraki ayağıdır. Türkiye'de sabah saat 4 itibariyle üretim başlıyor. Üretimimizden bizim Türkiye'de
120 milyon adet ekmek üretim var Türkiye'de. Günlük olarak tabii, 120 tabii. milyon adet ekmek 120, üretiliyor. Ve bu 120 milyon adet ekmeğin üretimine biz Anadolu'daki köylerimizdeki, kasabalarımızdaki yufka ekmeklerini katmıyoruz. Sadece bu fırınlarımıza bağlı hal ekmek fabrikaları, kara fırınlarımız, çeşit taş fırınlarımız. Çeşit ekmekler de bunun içerisine dahil tabii, mi? Bunlar da dahil içerisine. Artı yurt dışından turizm zamanı geldiği zaman 10-15 milyon turist geliyor. Bunları da katmıyoruz biz içeri. Sadece hı-hı. Türkiye'deki günlük bizim ürettiğimiz rekoltesini söylüyoruz. 120 milyon adet ekmek üretimi var. 120 milyon adet ekmek üretiminde %10'unu biz Türkiye'de israf yapıyoruz. 12 milyon adet ekmek israfı var Türkiye'de. Bu, günlük olarak. Tabii ki. 12 milyon adet ekmek israfını da biz 2009 ve 2012 yıllar arasındaki yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde görmüş bulunduk biz bunu. Ve biz bunu da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaştık. Bunu sektörümüzde anlatıyoruz, konferanslar yapıyoruz, paneller yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Sektörümüzü daha iyi bir üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için ve fırıncılarımızda her türlü çalışmaları ve aziz milletimizin de halkımızın da en önemli ana unsuru olan nimetimizi üretmek için her türlü çalışmaları titizlikle üretiyoruz. 12 milyon ekmek israfından dolayı da Türkiye'deki yıllık ekmek israfının getirmiş olduğu 1,5 milyar dolara tekabül eden bir zarar söz konusu. Şimdi zaten proje kapsamında çok önemli işte sloganları da duyuyoruz. Çöpe atmak yerine değerlendirebilirsiniz. Çöpe atılan ekmekle köprü olur, okul olur, yol olur gibi attığın ekmekle şehirler kurulur gibi sloganlar tabii da ki, aslında halka ki. Duyuruyor. Peki bu noktada aslında söylediniz, kısa kısa değindiniz anlattıklarınızı da. Şimdi evlerde tamam israf söz konusu ama bu israfın en büyük kalemi sanırım toplu yemeklerin yenildiği yerler, oteller, restoranlar, lokantalar değil mi? Birinci sırada haksız rekabet. Hı. Haksız rekabet nedir? Bizim ülkemizde 250 gram ekmek üretimi var. 250 gram ekmeğin maliyeti de hesaplattırıyoruz biz bunu. İşte fiyat tarifeleri çıkartırken fırıncılarımızın odalardaki fırıncılık ve unlu mamulleri meclis üyesi her yılın sonunda orada toplantılarını yaparlar. Yönetim kurulu kararını ticari odası başkanına veya sanayi odası başkanı ve esnaf birliği başkanlığımıza gider. Daha sonra da bunların tarife fiyatları çıkar. Ülkemizdeki haksız rekabetten dolayı fırıncılarımızın, örnek veriyorum, İstanbul'a gidiyorsun ekmek 95 kuruş, Ankara'ya geliyorsun ekmek 90 kuruş, Ankara'nın Çankaya'da ekmek 85 kuruş, Birlik Mahallesi'ne gidiyorsun 75 kuruş, alışveriş merkezlerine gidiyorsun aynı ekmeği alıyorsun, ekmeğin fiyatı orada 1,5 lira 2 liraya tekamül yani etmiş oluyor. Yani ekmek satıldığı yere göre tabii, fiyat fiyatları değişikliğine uğruyor. Değişkenlik var. Normalde bizim ülkemizdeki bütün fırıncılarımızın ekmek tarife fiyatlarına uyması lazım. Bunların da denetim ve kontrollerini devletimizin kurumlarının yapması lazım. Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığımızın, tarım il müdürlerimiz bütün fırınlarımızı denetim ağına alması lazım. Aynı zamanda bu denetim ağından dolayı da biz sadece federasyon olarak bu çalışmaları götürüyoruz. Zaten fırıncılarımızın hepsini bilinçlendiriyoruz bu konu üzerinde. Önemli bir konu. Kutsal nimeti gerçekleştiriyoruz. Ekmek dünyanın en büyük nimeti. Biz uluslararası çalışmalarımızın içerisinde Dünya Sağlık Örgütü'nü takip ediyoruz. Dünya Tarımsal Teşkilatı'nı takip ediyoruz. Almanya'da ekmek üretimi nasıl? Unlu mamulleri sektörü nasıl? Avrupa'daki unlu mamulleri sektörü nasıl? Türkiye'deki ekmek üretimi fırıncılarımızın durumu ne açıdan diye. Bu çalışmaların içerisinde biz 2008 gibi 2010 tarihleri arasında 28 Avrupa ülkesinin içerisinde Almanya bir numarada fakat Türkiye ilk beşin arasında dahi değil. Yani bu açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Bu da neden kaynaklanıyor? Bilinçli, eğitimli fırıncılarımızın olması lazım. Bilişim ve teknik teknolojiyi takip eden üreticilerimizin olması lazım. Bütün tarımla ve zirai ilgili çalışmaların içerisinde bizim fırıncılarımızın hepsini bu gelişmeleri takip etmesi lazım ki gelişecek bu gelişmelerin içerisinde fırıncılarımızın üretimdeki kaliteyi artırması lazım. Malum biliyorsunuz 17 Ocak 2013 tarihinde bu çalışmalarla yürütürken Tarım ve Gıda Hayvancılık Bakanlığımız ekmeklerin içerisindeki ekmeklerimizdeki kaliteyi artırmak için 17 tane katkı maddesini kaldırmış olduk. 17 katkı maddesi kaldıktan sonra sadece ekmeklerimizin içerisinde bitkisel. Neydi bu katkı maddeleri? Katkı maddeleri yani şöyle. Şimdi bizim üretimlerimizin içerisinde neden fırınlarımızda. Neden daha önce vardı da fark edilmedi şimdi fark edildi ve çıkarıldı? Bunun tabii ki sıkıntıları çok, sorunları çok, problemleri çok. Yani bizim malum biliyorsunuz taş fırınlarımız var, kara fırınlarımız var. Kara fırın diye tabir etmiş olduğumuz fırınlarda endüstriyel sanayi tipi üretim olmaz. Taş fırın ekmeği de çok daha lezzetli olur öyle değil mi? Yani taş, öyle alışmışız biz biliyoruz. Şimdi, damak tadı da sanki belki taş fırını, halkımızda taş fırındaki taş fırındaki ekmek hem kaliteli olmuş oluyor. Hem ekmekte pişirme oranı tam kıvamına yakalamış oluyorsun. Ve ekmeği tüketimini yaparken de ekmekteki lezzeti
tüketirken hissetmiş oluyorsun. Ama diğer bizim ara elemanların çalışmalarında ara teknik elemanların olmamasından dolayı hamurcumuz, kestertçimiz, pişiricimiz bu ara elemanları, teknik elemanları bulamadığımızdan dolayı bizim fırıncılarımız buna çare olması için endüstriyel sanayi üretimine geçmiş olur. Sanayi üretiminin içerisine geçtiğin zaman hamur kazanlarının içerisindeki ekmeğin mayalanmasında daha mayalanmayı erken kıvama getirmek için ve ekmeğin de dinlendirmede fazla uzun süreli aslında bekletilmesi lazım. 10-15 dakikalık o sürenin içerisinde işte katkı maddeleri kullanılıyor. Katkı maddelerin kullanımından dolayı da ekmek mayalanma aşamasından sonra fırına girdiği zaman fırındaki pişirilme oranında sıkıntılar yaşıyor. O katkılarını kaldırmış olduk ve aynı zamanda bu bitkisel katkılara dönüşümü ve 17 katkı maddesinin kaldırılmasının en büyük unsuru da ekmeklerin içerisindeki, pişirilmenin içerisindeki yaşanan sıkıntılardan dolayı. İşte bu obeziteyle ilgili falan yapılan çalışmalardan, tetikleyen konulardan bir tanesi budur. Ekmeği aldığın zaman ekmeğin pişirilmesini sadece yüzeyinin kızarmasıyla değil, ekmeği açtığın zaman ekmek kabuğuna doğru... Yani şöyle bastırdığımızda ekmeği hamur gibi kalmaması gerekiyor, açılması lazım, süngerimsi olması lazım, içerisinde kabarcıkların ekmeğin havalması lazım. Ve tam kıvamında pişmiş ekmeğin bu şekilde olması gerekiyor. Bastığınız zaman ekmeğin içerisindeki pişirilmesini, ekmeğin içindeki hamuru sıktığınız zaman zaten hamurlaşmasını görmüş olursunuz. Şimdi büyüklerimizle konuşurken hep şunu söylerler. İşte eskiden o aldığımız ekmekleri biz bir hafta dışarıda bekletirdik. Bayatlamazdı. Şimdiki ekmekler çok çabuk bayatlıyor. İşte bu 17 Ocak'taki alınan 17 katkı maddesinin kaldırılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Şimdi katkı maddenin normal artık ekmek ana ham maddesine dönmüş oldu. Ana ham maddesini un, su, maya, tuz. Ekmeğin normalde katkı maddelerin kaldırılmasından sonra bayatlanmasını da geciktirmiş olduk. Yani örnek veriyorum, katkılı bir ekmeği aldığın zaman alıyorsun, akşamında ekmeği mutfağına götürdüğün zaman tüketmesini yapma. Ekmekte kabarcıklar, dağılmalar meydana geliyor. Ekmekteki katkı maddesini görmüş oluyorsunuz. Ama ekmeğe normal ana ham maddesi üzerinden yaparsanız da katkı maddesi kullanmamış olursanız ekmeğin bayatlaması da gecikmiş olur. Ekmek bizim toplumumuz için çok önemli. Dünya için önemli ama biz de sanki ekmeğe karşı daha bir özel yaklaşıyoruz. Nimettir, berekettir diyoruz ama ne yazık ki birçoğumuz görmüşüzdür sevgili izleyicimiz. Dışarıda işte poşetlere asılmış bir şekilde işte sütçü gelir alır diye konuluyor vesaire. Zaman zaman böyle ben çok üzülüyorum. Çok ciddi anlamda ekmeği çöpe atıyoruz. Buradan aslında siz bu konunun uzmanı olarak işte bireysel olarak konuşalım, halk bazlı konuşalım, ev hanımlarına bu anlamda ekmek israfı ile ilgili yapabilecekleri şeyler vardır mutlaka. Neler tavsiye edeceksiniz? Tabii ki en önemli konulardan bir tanesi ekmek israfı. Konunun başında da konularımızın içerisinde geçti. 1,5 milyar dolar paramızın gayri safi milli hasılasından çöp atmış oluyoruz. Türkiye'deki bütün fırınlarımızı gezsinler, görsünler, bütün imalathanelerimizde çoğu yerlerde bu ekmek israfı ile ilgili çalışmalarımızı götürüyoruz ama son 5 yıldır şimdi şu anda bakanlıkla ilgili yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde 4 milyon adetin üzerinde bakanlığımızın internet haberlerde çalışmaları var, bunların haberleri de var. 4 milyonun üzerinde israfı önlemiş olduk. Allah nasip ederse inşallah bunlarla ilgili de bu çalışmalarımızı devletimize çok güzel bir destek verirse federasyon olarak da biz fırıncıların meslek örgütü olarak da bu çalışmaları israfını engellemek için bütün toplumumuzu, halkımızı, insanlarımızı bilinçlendiriyoruz. Ev hanımlarımızı bilinçlendiriyoruz. İhaleye giren firmalara bilinçlendirmesini yapıyoruz. O bilinçlendirme süreci nasıl işliyor? Şimdi bilinçlendirme süresinde bir ilk önce fırıncılarımızı anlatıyoruz. Haksız rekabetin maliyet altında satış yapmayın, haksız rekabeti oluşturmayın. Haksız rekabeti oluşturarak hem sektör olarak kendi ticari faaliyetine zarar verme. Ekmek üretimi yapan fırıncımız, ortalama 4000 ekmek üretimi yapan fırıncımız ne yapıyor? 6000-7000 ekmek üretimi yapıyor. Ekmeğe maliyet altında satış yaparak sürümden para kazanmak için uğraşıyor. Fakat ne yapıyor? Zaten piyasadaki pazarı 4000 olan ekmeğin üretimini sürümden kazanmak için fazla üretim yaptığından dolayı günlük her bir fırında 1500-2000 adete yakın ekmek kalmış oluyor. Şöyle izleyicilerimizden de şimdi sorular geliyor, rejiden beni uyarıyorlar. Bir izleyicimiz sormuş, çok merak ediyorum demiş. Bizim fırında çok fazla ekmek kalıyor. O ekmekler ne oluyor acaba sonrasında? Tam da bunun üzerine gelmiş oldu bu soru. Şimdi bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İşte ilgili diğer meslek örgütleri var, sivil toplum örgütleri var. Ondan sonra hayvan yetiştirici birlikleri var. Onları küspeyle beraber karıştırıp diğer bir şekilde hayvancılık sektöründe kullanılıyorlar. Ama ben federasyon olarak bu çalışmayı yaptık. Biz genelde öğrenci yurtlarına, ihtiyaç sahiplerine ve fakir fukaraya
ilgili ekmek ihtiyacı olan insanlara tüm fırınlarımızdan kart modeli çıkarttık ve bunu da Karadeniz Bölge Başkanlığımızda şimdi şu anda Ordu Ünye Şubemizde de belediyelerle yapmış olduğumuz çalışmada ihtiyaç sahiplerine kart dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine verilen bu kartlardan dolayı da herkes geliyor. O günkü artan ekmeklerin üzerinden satışlarını gerçekleştiriyoruz. İnsanlara bu şekilde geri dönüşümünü sağlayıp yardım ediyoruz. Çok önemli. Şimdi fırınlarda benim rast geldiğim ve mutlulukla karşıladığım çok önemli bir böyle çalışma mı desem, işte o fırıncının artık inisiyatifine kalan bir şey askı, ekmek askı asmak. Askıda ekmek projesi. Gidiyorsunuz ekmek satın alıyorsunuz. Diyelim ki 3 tane ekmek alıyorsunuz. İşte bir tane kendiniz alıyorsunuz. 2 taneyi de askıya asın diyorsunuz. Bu askıdaki ekmekler yazılıyor. Sevgili izleyicilerimiz devamını siz anlatın. Askıdaki ekmek projesini 3 yıl önce bizim projelerimizin içerisinde Karadeniz Bölge Başkanlığımızda uygulamasını pilot bölge seçtik ve Türkiye'nin şimdi şu anda bütün bölgelerimizde yaymış olduk. Söylemiş olduğunuz gibi de askıda ekmek projesi hem ihtiyaç sahiplerinin hem ekmek israfını önlemek için ve aynı zamanda ekmekteki kaliteyi de artırmak için hem de fırıncılarımızı rahatlatmak için böyle büyük bir projeyi çalışmaya faaliyetlere sokmuş olduk. Ve şimdi şu anda bu projemizde hızlı bir şekilde, ivedikli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ev hanımlarıyla ilgili de kitapçıklar bastırdık. Toprak Master Ofisimiz zaten bununla ilgili kitapçıklarını bastırdı. Bakanlığımız çok güzel tarifler var. Aslında hanımlar, ekran başında izleyen hanımların çoğu eminim ki evde artan ekmeklere bir şekilde işte galeta unu yapıyorlar, kurutuyorlar, çorbaya katıyorlar. Hatta bu anlamda işte kekler vesaire. Toprak Mahsulleri Ofisi'de böyle bir aşçılarla böyle bir çalışma yürüttü zannedersen. Aşçılarla, fırıncılarla, tariflerle bütün kamuoyundaki görsel haber, yazılı haberlerin bütün hepsinin bunların çalışmalarını yaptılar ve bunda da çok büyük bir başarı sağlandı. Şimdi şu anda bu 4 milyon ekmek israfını önlememizin sebeplerinden, ana unsurlarından bir tanesi de bu yapılan çalışmalardır. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekmek israfını söylemiş olduğumuz gibi 1,5 milyar doları çöpe atmayacağız. Ülkemizin hazinesine kazandıracağız, milletimize kazandıracağız, sektörümüzü, üretimize bu faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bir de Türkiye'deki üretim esnasının içerisinde fırıncılarımızla ilgili yapılan çalışmaların içerisinde bir, bu özellikle ben bu konunun üzerinde duruyorum. Bu tarife fiyatlarından dolayı haksız rekabetin önünü bizim kesinlikle geçmemiz lazım. Ve bugün Türkiye'de bakın yapmış olduğumuz çalışmalarda artık tam buğday ekmeğimiz var, tandır ekmeğimiz var, çavdar ekmeğimiz çoğalıyor. Var. Tabii 60 çeşit. Almanya'da 60 bugün çeşit ekmek. 60 çeşit ekmek üretimi yapıyoruz. Yani bugün hangi mahallesindeki fırına giderse gitsin, hangi alışveriş merkezlerine giderse gitsin, hangi unlu mamullerine bizim vatandaşımız giderse gitsin, gittiği zaman unlu mamulleri reyonunda 60 çeşidin üzerinde ekmeğin bütün çeşitlerini görmüş oluyorlar. Söylemiş olduğum gibi ata ekmeği, çavdar ekmeği, tandır ekmeği, yufka ekmeği, yulaflı ekmeği ve bunun benzeri gibi zeytinyağlı ekmekler, Karadeniz ekmeği, mısır ekmeği, bunların üretimlerini, çeşitlerini halkımıza en iyi şekilde üretimler yapmak için bütün fırıncılarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Bu anlamda aslında baktığımız zaman fırıncı esnafının çok büyük bir emeği var. Belki biz tüketirken o emeği görürsek, bu ekmeği elimize aldığımızda tarladan masamıza gelene kadar, soframıza gelene kadar ne kadar büyük bir emek sarf edildiğini bilirsek belki tamam çok kıymetli ekmek bizim için ama bunu fark ederek tüketirsek belki ısrafı da önlemiş oluruz. Şimdi TRT Havaz'dan yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Türk dünyasından da bizi izleyen izleyicilerimiz var. Yurt dışından bu anlamda araştırma yapmak için işte Türkiye'deki fırınlar nasıl işliyor, işte ekmekler nasıl üretiliyor gibi böyle işte heyetler vesaire geliyor mu başkan? Heyetler geliyor. Biz de zaten bütün dünyayı söylemiş olduğumuz gibi Dünya Tarımsal Teşkilatı'nı ve dünyadaki ekmek ve unlu mamulleri sektörünü yakından takip ediyoruz. Almanya'da İpatek Fuarı bugün Türkiye'de oluyor. 8. 9. Uluslararası Ekmek Fuarlarını yapıyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nda ve Ankara Ticaret Odası'nda ve Türkiye'de 3 tane büyükşehir ilimizde her yıl Uluslararası Ekmek Fuarı yapıyoruz. Bugün yapılan bu çalışmaların içerisinde hem fırıncımızı bilinçlendirmek, hem fırıncı sektörümüzü geliştirmek, hem fırıncı sektörümüze bu gelişen dünyadaki endüstriyel ekipman, endüstriyel sanayi üretimlerini ve fırın makinelerini, fuarlarını yapıyoruz. Ve bu fuardan yapılan çalışmalardan ve federasyonumuzun bu kazandırmış olduğu vizyon, çalışma, aynı zamanda birlik ve beraberlik içerisindeki yapmış olduğu geliştirmelerden dolayı şimdi şu anda biz Avrupa'da Türkiye ekmek üretimi olarak, Türkiye'deki fırıncılıktaki kalite ve vizyon olarak Almanya'yla şimdi şu anda yarışır duruma geldik. Yani Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci sırada şimdi şu anda Türkiye var. Türkiye fırıncılık ve gıda sektöründeki yapılan çalışmalar. Zaten Türkiye'deki bütün fırıncılarımız ve ekmek sektörümüz, biz söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'nin en önemli 4-5 büyük üniversitesindeki gıda mühendislik ve ziraat fakülteleri ilgili akademik çalışmalarımızı götürdük. Akademik komisyonlar kurduk ve oradaki mühendisliğe ilgili akademisyen hocalarımızla bu çalışmaları yürütüyoruz.
Ve bundan böyle de bundan sonra da bu tabii çalışmalar ki devam edecek. Sadece, yine önemli projeler tabii ki bizim, olacak. Benim buradan özellikle bu sektörün başındaki bir insan olarak, bütün Türkiye'deki fırıncıları temsil eden bir meslek örgütünün genel başkanı olarak, ben özellikle devletimizden, hükümetimizden, özellikle bu sektörle ilgili çalışmalardan dolayı büyük destek bekliyoruz. Çünkü Türkiye'deki buğday üretimi yılda 20 milyon ton. Bu 20 milyon ton buğdayın Türkiye piyasasındaki iş tüketimini sağlayan Türkiye'nin fırıncılarıdır. Hı hı. Türkiye'nin fırıncıları 20 milyon ton buğdayının 18 milyon ton tüketiminin iş piyasada bizim Türkiye'deki fırıncılarımız yapıyor. Buğdayı alıyor, unu alıyoruz, ekmeğe dönüştürüyoruz. Aslında bizim fırıncılarımız aynı zamanda hem de bir üretici sanayicidir. Tabii. İşverendir, üretim yapandır, üretimden tüketime gönderen de Türkiye'nin fırıncılarıdır. Buradan selam olsun tüm fırıncılara, bizi izleyen tüm esnafa. Elinize, gönlünüze sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir emek var. Biraz önce söyledik, alın teri var. Bir kere bizler uyuyorken fırıncılar sabahın dördünde, sabahın karanlığında kalkıyorlar. Biz sabahleyin kahvaltı soframızda sıcacık ekmeği tüketelim diye emek sarf ediyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben TRT Avaz adına ve ekibimiz adına buradan hem selamlarımızı göndermiş olalım. Son ederim. Olarak başkanım, sizi bulmuşken hanımlar veya işte ekmek tüketen kişiler ekmek alırken fırına gittiğimizde neye dikkat edelim? İlk önce fırının hijyen olup olmadığını. En önemli dikkatlerden birisi. Bütün fırıncılarımız zaten hijyen, fırınlarımızdaki bütün çalışmalar yakından takip ediyoruz. Başkanlarımız yakından takip ediyor. Bütün sektörümüzdekilerin hepsi birebir fırıncı, üretici, sanayici. O yüzden buradaki tüm vatandaşlarımıza, ev hanımlarımıza, kardeşlerimize, herkese şunu söylüyorum ben. Gittikleri zaman hangi ekmeği alırsalar alsınlar, ekmeğin pişirilmesine, ekmeğin içerisindeki hamurlaşma kısmına çok biraz dikkat etsinler. Biraz önce bahsettiğimiz tabii değil mi? Ekmeği alacağız elimize. Dilimledikten sonra da olabilir. Şöyle ikiye böldükten sonra da bastıracağız. Bırakacağız. Bıraktığımızda sünger gibi açılması gerekiyor. Açılması lazım. Hamurlaşmamanın olmaması lazım. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsalar fırıncıyı oradaki satış reyonundaki arkadaşlarımız uyandırsınlar. Peki. Diyelim ki uyardı ama yine devam ediyor. Bununla ilgili ulaşabileceği onunla, yerler tabii var mesela. Tabii onunla ilgili yapacağı çalışmalar var. Federasyonun web sitesine ulaşır, iletişim noktasına ulaşır, telefonlara ulaşır, tarım ilçe müdürlüklerine ulaşır. Tarım Bakanlığı'nın ilgili yetkililerine, kurumlarına ulaşır, tarım il müdürlüklerine ulaşır, şikayetlerini dile getirirler. İlgili Tarım Bakanlığımız da bununla ilgili şikayetleri dikkate alır, denetimlerini gerçekleştirir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Murat Kavuncu efendim, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı. Sizi şöyle merkeze doğru alarak veda etmiş olalım. Çok çok teşekkür ediyoruz, çok önemli bilgiler aktardınız. Bundan sonra da ekmek üretimi, tüketimi ve israfı ile ilgili de çalışmalarınız olacak. Gönülden teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Şuradan uğurlayalım sizi hemen ve... Sevgili izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hayatı Güzel Yaşa programındasınız ve ekmek üretiminin tüketimini ve israfını konuştuk. Biraz sonra çok değerli hocam stüdyomda olacak. Bel ağrılarını konuşmaya başlayacağız ama çağımızın bir hastalığı daha var ki birçoğumuz bundan muzdaribiz. Panik atak. Neymiş? İzleyelim, sonrasında buradayız.